Rahimek Allahu. Allah sana rahmet etsin. Bu normalde çok güzel bir sözdür arkadaşlar. Öğrenci ile talebenin arasındaki incelik, zerafettir bu. Düşünün ki burada bir adam, tabii ki insanların ilk yapması gereken şey dindeki ihlasları ve niyetleridir arkadaşlar. Niyet olmadan, ihlas olmadan kişi o yapacağı amelin ecrini alamaz. Bununla beraber insanların o ilmin bereketli geçmesini istemesi de neye bağlıdır? İnsanların samimiyetine bağlı. Hani ben bazen diyorum ya, buradaki abilerin gelip burada samimi bir şekilde bir harf öğrenme niyetiyle gelen abilerin niyeti bile bazen ne oluyor? Bazen bütün insanların o ilimden faydalanmasına sebep oluyor. Ama bazen de bir adamın yaptığı kötü amel, yaptığı düzensizlik, İslam'a ters yaptığı hareketlerden dolayı burada yaptığı kötü şeyler ne yapar? Buradaki bütün insanları ilgilendirir. Yani buradaki, düşünün ki melekler şu anda ilim meclislerini kuşatmışlar ve onlar için dua ediyorlar. Kanatlarıyla gelmişler. Şu anda böyle. Biz hadise iman ediyorsak buna iman etmemiz lazım. Öyle değil mi? O zaman ne anlıyoruz buradan? Buradan şunu anlıyoruz. Evet, melekler şu anda etrafımızda toplanmış ve bize ne yapıyorlar? Bize dua ediyorlar. Öyle değil mi? Ya Rabbi bunları bağışla. Ya Rabbi bunları bağışla. Tabii ki Allah bilmesine rağmen soruyor. Kullarımı ne hal üzere buldun? Ya Rabbi seni zikrediyorlar. Seni hamd ediyorlar. Seni tesbih ediyorlar. Yani cennetimi görmeden, cehennemi görmeden mi bunu yapıyorlar? Evet. Ya görselerdi? Daha fazla yaparlar. O zaman ben onların hepsini bağışladım. Ya Rabbim bir tanesi yanlışlıkla girmiş. Hayır. Onların hatırına onları da var. Neyin hatırına? Onların, Allah'ın onlara verdiği rahmet sayesinde o rahmetten yanlışlıkla giren kişi de ne yapıyor? Yanlışlıkla giren kişi de faydalanıyor. Bununla beraber rahimek Allahu, bu bir duadır arkadaşlar. Allah'ın rahmetini anlatan dualardan bir tanesidir. Yani hocanın talebesine karşı bir, dedik ya, şefkati, merhametidir. Eğer ki hoca talebesine karşı merhametli olmazsa ve talebe hocasına karşı merhametli olmazsa, o zaman bu ilimlerden hiçbirinde bereket kalmadan. Bunu bilmemiz lazım. Onun için Allah'ın şu meclislere indireceği rahmet çok önemli. Onun için hocanın talebesine yapacağı dua çok önemlidir. Şeyh de zaten karşısındaki muhataba Allah sana rahmet etsin diye başlamış. Zaten selefin üslubudur arkadaş. Selef ne yapmıştır? Selef bu şekilde yanındaki talebelere bu şekilde dua etmiştir. Ve bununla beraber Allah'ın rahmetinin inmesi bize ne fayda sağlar arkadaşlar? Zihnimizi açar, ilmi daha iyi öğrenmemizi, birbirimize karşı sevgimiz artar, saygımız artar. Bu arttı mı zaten gerisi nedir? Gerisi zaten insanlar ne yaparsa yapsın, Müslümanların arasında ne yapamaz, fitnesi olmaz. Ve tabii ki öğrenci-talebe ilişkisi de en önemli meselelerden bir tanesidir. Merhamet de önemli meselelerden bir tanesidir. Allah'ın rahmeti, biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle rahmeti 100 parça olarak yarattı ve bunun 99 parçasının yanına bir parçasını da insanlar arasına ne yaptı? Yaydı. Değil mi? Ve bunlarla insanlar birbirlerine merhamet ediyorlar. Hayvanlar kendi yavrularına merhamet ediyorlar. Düşünün ki bugün en azılı müşrik bile çocuğuna merhamet ediyor, değil mi? Bu Allah'ın verdiği rahmettir arkadaşlar. Bazen insanlar girip diyorlar ki ya annesidir, şudur, budur, babasıdır, budur, budur. Ya Allah subhanahu wa ta'ala koydu kalbine bunun merhameti. Onun için sen Allah'a gidip dua edeceksin. Allah'a şükredeceksin. Annene babana değil. Sen sadece anne babana itaat etmekle yükümlüsün ama nereye kadar? Seni harama, şirke zorlarlarsa bırakacaksın onları orada. Bırakacaksın. Evet, sizin rahmetin, bana karşı bir rahmetiniz vardır ama Allah'ın rahmeti daha büyüktür deyip onu bırakacaksınız. Ve kalbindeki rahmetin Allah'ın ona verdiği rahmet olduğunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü yeryüzünde bir tane rahmet var. Bir parçayı Allah yeryüzüne dağıttı.
bu hayvanda dahi var. Atın yavrusuna merhamet etmesi, düşünün ki bir tavuk var, civcivini alıyorsunuz, peşinize veriyor. Yani. Bakın, bu Allah'ın onlara verdiği merhamettir işte. Ondan dolayı merhamet, rahmet o kadar önemlidir ki, düşünün ki İsrailoğullarından bir tane adam, bakın bir tane adam su içiyor, sonra bakıyor ki köpek çok susamış. Biraz önce aynı sıkıntıyı o da çekiyordu. Hemen ona ne yapıyor? Ona merhamet ediyor. Gidip ayakkabısına su koyup getirip ona içiriyor. İşte Peygamber aleyhisselam diyor ki Allah o şahsın yaptığı o amel sayesinde onu ne yaptı? Onu cennete aldı. Tabi cennete alan kişi Müslüman. Bugünkü cahillerin dediği gibi müşrik değil. Ameli Allah subhanahu teala güzel buldu. Çok hoş buldu ve bununla beraber ona hidayet nasip etti, onu cennetine aldı. Düşünün ki bir köpeğe su vermek bile Allah'ın merhametine insanı muvaffak kılıyorsa, talebenin hocasına, hocanın talebesine olan merhametini varılsız düşün. Anlıyoruz ki merhamet çok önemlidir.